Han nasılsın? Çok iyiyim Öykü Hanım. Siz nasılsınız? İyi vallahi. Ya Sultan? İyiyim. Yüzün gülüyor maşallah. Gülüyor evet. İyiyim. Nasıldı yani ertesi gün belki evet yani pregalada pek anlamamış olabilirsiniz. Daha iyiydi. Bugün daha mı iyi? Normale yakın mıydın? Ya o zaman iyi değildim, şu an daha iyiyim. Ama böyle tatlı bir sohbetler de oldu sanki de böyle bir yine bir umut. Hiç olmadı çiçekleri. Aslında ya. Olmadı mı? Ya birebir olmadı tabii ki. Yani sen Oğuzhan'ı yeni tanıdığın bir takım şeyler keşfettin. Murat'la sohbet ettin. Ha evet. Tartışırken ben unutmadığını falan konuşamadım şu an. Heyecan hani mı yaptın? Bir şeyleri unutmuyor ya, söylüyor ya, dile getiriyor ya, o özelliğini yeni öğrendim ben. Bravo. Evet. Bravo. Ya görüyor musun Oğuzhan? Bir çengel asla unutmaz. Bunu bize göstermiş oluyorsun. Kısmet olur tarihine. Bunu da yazalım. Öyle mi? Öyle Öykü Hanım. Yani işte ismiyle müsemma derler yani, ismi gibidir insan. Yani çengel keşke unutsam da işte, şu kafa yok mu Öykü Hanım? Şu kafa hiçbir şey unutmuyor. Keşke unutsam. Yani bence de. Karşında da bir o kadar unutan. Ben hatırlatıyorum ne konuştuğunu mesela, değil mi? Evet ben de çok unutkan. Söyleyip söyleyip geçiyor. Hiç kimde ne yapmış, deyiz bırakmış, canını mı yakmış, yüzünü mü güldürmüş. Umru değil. Mükemmel hayat. Öyleyim ama. Harika. Bu özelliğimi de burada fark ettim. Özeniyoruz, imreniyoruz. Gerçekten öyle. Evet her şeyi unutabiliyorum. Ama sonra işte soruyorsun ya niye olmuyor, neden böyle, niye şöyle? Biraz kendinin farkına mı varsan acaba? Ya bu saatten sonra var mı? Diyorsun ne uğraşacağım ya. Öyle yok. Mi? Öyle demek istemiyorum. Genel Dilhan yokluğunda Oğuzhan ayrı, Dilara ayrı nasıl değerlendiriyorsunuz? Belki. Öykü Hanım, ikisinin de kafası çok karışık bence. Yani birinden biri demeyeyim şimdi, Dilara ufak bir kıvılcım atsa Oğuzhan belki yanabilir. Oğuzhan bir kıvılcım atsa zaten Dilara hepten yanabilir. Yani ikisi de onu bekliyor. Bir yandan da acaba yeni şiplere mi yönelsek acaba da düşünmüyorlar diye değil. Yani bence böyle düşünüyorlar. Haklarında hayırlısı olsun. Ya kim yeni şipi tanıyacak da şimdi, anlatacak da kendini, yani sorunları yaşayacak sen da. Sen mesela. Ya benim öyle bir düşüncem yok. Evet görüyoruz. Senin sen var mı? Sen tabii ki. Sen bir tanem demek sen istedim. Sen tabii. Bugün şarkılarla. Evet. İlayda. Öykü Hanım bence bu ilişki tabii ki bitmedi yani. Bu kadar büyük bir aşk bir günde bitebilecek bir aşk değil bence. O başkasını tanırım olayı da tamamen birbirlerine inat yapıyorlar. Çünkü Dilara burada başkasını tanıyacağım diyor. Mesela canlı yayında asla Oğuzhan'dan başka birini tanımam diyor. Ya da işte Oğuzhan sırf Dilara dedi diye ben de başkasını tanıyacağım. Rümeysa'yı tanıyabilirim diyor. Yani danışıklı dövüş Öykü Hanım. Misilleme yapıyorlar birbirlerini. Ne diyorsun? Bak şimdi bir şey, öyle bir şey söylüyorsun ki sosyal medyada ayrı, evde ayrı oluyorlar yok, diyorsun. Yok yok. Orada Dilara bir anlık sinirle söyledi. Çünkü Dilara anlık yaşayan biri. Bir anlık sinirle dedi ki ben başkasını tanıyacağım ama sonra pişman oldu bence. Kaan'la ettiği sohbetten de pişman oldu. Zaten dün demiştim sadece Oğuzhan'ı kıskandırmak için yaptığını düşünüyorum. Kaan'ı tanımak istediğini hayır, de düşünmüyorum. Hayır Oğuzhan'ı kıskandırmak için de değil, istemsizce yapıyorum arkadaşlar. Ama Kaan'ı tanımak istediğini düşünmüyorum. Hayır ya tabii benim. Ki de düşünmüyorum. Sonra eve gidince de pişman oldu çünkü Oğuzhan bu sefer çok sinirlendi. Öyle dedi yayında. Oğuzhan'ın bunu duyacağını biliyordu. Oğuzhan'ın da dün Rümeysa'yı tanırımı o da bana çok samimi gelmedi açıkçası. Sonuçta bugün bir hamle yapabilirdi, yapmadı. Ya kıskandırmaya çalışıyorlar birbirlerini. Ben ilişkilerinin gerçek olduğunu düşünüyorum ve böyle bitmemesi gerektiğine inanıyorum. O yüzden inşallah bitmez diyorum. Hani kimse bitmesini istiyor tabii de. Yorum. Mert var mı yorumun? Benim yorumum var aslında da yani... Şöyle Dilara'yı ayrı, Oğuzhan'ı ayrı değerlendirecek olursak ikisi de şu an evde ne yaptığını bilmiyor. Ha. Baştan onu söyleyelim. O bir yere bayılıyor, o bir yere ayılıyor yani. Yaptıkları tek şey şu an bu. Ya, ikisini bir araya getirecek bir şey lazım ama getirdikleri zaman ters tepebilir korkusu da var. Yani ikisinde de ben o korkuyu görüyorum. Yani Dilara adım atsa diyor ki Oğuzhan beni tersler. Oğuzhan diyor ben Dilara'yı atsam o beni tersler. Yani ya... İçlerindeki hissi dışarı vuracaklar ya da bu histen tamamen arınacaklar diye düşünüyorum. Benim ikisine yorumum bu olur. Yani en doğru anda, en doğru şekilde konuşmaları gerekiyor. Ama Oğuzhan, bu... var mı söyleyeceğim bir şey? Öykü Hanım, Dilara'nın yorumuna sadece bir şey demek istiyorum. Diğer yorumlar değerlendirilir. Bir şey diyemem, herkesin kendi fikri.
Sıkıldı mı? Ama yani bu pişmanım, pardon Dilara değildi, İlayda'ydı. Pişmanım, işte Kaan'la tanıştığına pişman oldu, Kaan'la sohbet ettiğine pişman oldu falan dedi ama şimdi hani pişman olmak var, pişman olmak var. Şimdi aldatsa mesela ilişkide birisi birisini aldatsa pişman olduktan sonra ne geri dönüşü, nasıl bir geri dönüş olabilir? Yani bu pişman olma evresi bir zaman sonra çok geç olabiliyor. İlişkiye zarar verecek. Neyse ki aldatma yok. Neyse ki. Ha ya ama sonuçta yani yanlış şeyler olmaması gereken şeyler yapılıyor ama sonradan pişmanım, olmadı, yapmamam gerekiyordu falan deniliyor. Bunların arkasına sığınılıyor. İşte Dilara içinden gelen neyse dışında da o var deniliyor. Ama ya içinden geliyorsa dışındaki o da bazı şeylere bir insanın yani bunu bu kızar, benim tanım yolunda olduğum adam kızar, bunu ben yapmayayım diye demesi de gerekiyor. Yani ki benim yapma dediğim şeyler de bir kadının yapmaması gereken şeyler. Kendisi daha önceden uzun bir ilişki yaşamadığı için bunları bilmiyor. Ben bunları çok uyardım, çok söyledim. Ama her zaman ama tekrar sert ediyor. Sert uyardın. Efendim? Sert uyardın, öyle şefkatli anlatmadın. Sert, biz sadece burada değil, akşamları telefonda da konuşuyoruz bir saat, iki saat. Ben bunları soruyorum. Orada da dile getiriyorum. Ben niye soruyorum biliyor musun? Sormak zorundayım. Gerçekten merak ediyorum. Kıymetli bir ilişkiydi burası için. Tam bir kısmetse olur ilişkisiydi. Seyirci de bunu böyle onaylıyor. Ben Dilhan adına soruyorum. Çünkü onlara bir cevap verme zorunluluğunuz var. Az buz bir kitle değil, bir de agresif bir kitle. Yani sizin üzerinizde de sosyal medyada da agresif bir kitle. Yani mecbur kalıyorsunuz, farkındayım. Sen diyorsun ki İşte ne yapacağız? Sen diyorsun ki Dilhan bitmez. Orada öyle diyorsunuz. Ben burada geliyorum, bakıyorum. Restler çekiliyor, hakaretler ediliyor falanlar. Yok, kendisi takipten çıktı. Gece canlı yayında diyor ki Dilhan bitmez arkadaşlar. İşte onu biliyorum. Hadi bir gün bekleyeyim dedim. Yani ne oldu bir görelim bunu dedim ben ama. Ben de merak ettim. Niye böyle bir şey söylüyor? Tamam bak mesela. Niye öyle bir şey söylüyor? Senin için bitiyorsa de ki bitti yani arkadaşlar. Klimadan çok anlayamıyorum da. Peki ya Dilhan bitmez dedin. Yayın açtın ve orada söyledin. Öykü Hanım, Dilhancılar ölmez, şekil değiştirir. O neydi şimdi? Ben o ne oldu şimdi? Ne fark etti? Bu ne demek Dilhan yani? Yoksa Dilhancılar nasıl oluyor? Olmuyor. Oradan çevrilmez yani. Ya varsınız ya yoksunuz. Şimdi bu Dilhancılar bölünmesin, bu kitle bölünmesin diye ben hani burada... Ona. Yalandan bir şeyler yapma asla öyle bir düşüncem yok. İşte bir benim açıklama neyse... borçlu olduğunuz için sizinle başladım konuya. Evet. Yolunuza gidecekseniz bunu da burada söyleyin, dışarıda da bekleyin rica ediyorum. Öykü Hanım, şimdi bir yola girsek tekrar aynısı olacak. Yani ben artık gerçekten bundan hiç şüphem yok. Ya bugün Marisa'ya çok mutluyuz. 2 gün, 3 gün, belki 4 gün en fazla güzel gideceğiz. 5. gün tekrar bu patlak verecek. Yani tekrardan yine istemediğim şeyler olacak. Yani benim istemediğim şeyler de hani sanki çok kısıtlayan bir adam falan tarzında değil. Kimsenin istememesi gereken şeyler, hiçbir erkeğin istememesi gereken şeyler bunlar. Ama ben istemediğim zaman ya Oğuzhan çok katı, çok kısıtlıyor, ya yok, çeviriliyor. Kimse kısıtlıyor demedi değil mi Dilara? Kısıtlamayla ilgili o zamanında bir şey söylendi. İşte Oğuzhan yok, geçti mağara, onlar. Mağara adamıdır falan. İşte o geçmişten gelen üstlükten ne var? Oğuzhan sen şunu sokup çıkaracağım, aklın yıkansın, temizlensin artık yani. Öykü Hanım öyle ama şimdi diğer kadın adaylar da o şekilde düşünüyor. İşte Oğuzhan çok kıt, yani böyle çünkü geçmişten gelen bir düşünce var. Yani Oğuzhan kısıtlayan falan hayır, yapma, hayır, çok katı bak, kuralları şey olan bir adam. Sen üstüne ceketler attın, yürütmedin falan ya. O yüzden o zaman söylenmiş şey. Sonra yaptın mı böyle şeyler? Hayır. Geçti bitti, bak biz diyor muyuz artık? Demiyoruz. Aynı şey diğeri için de geçerli. Yani unutursan, konular kapanırsa yeni sayfalar açılabilir. Buna izin verilebilir ama sen unutmuyorsun. Yani bu teşhisi koyduk artık. Öykü Hanım unutuyorum ama 2 gün sonra aynı şey yapılınca tekrar hatırlıyorum. Yani hatırlatmasın i̇şte o zaman. Hatırlamam, hatırlamayayım ben onu mesela. Hani tam unuttum diyorum, tık hatırlıyorum onu. Hani bir şey peki, oluyor hatırlıyorum. Peki şöyle yapalım. Birey olarak mı devam ediyorsunuz? Bireysel mi devam edeceksiniz yarışmaya? Çift olabilme ihtimaliniz imkansız mı? Önce onun cevabını alalım. Yani şu kırmızı alanı başına gelir misiniz? Hadi. Benim için değil, Dilhan için yapıyoruz. Bak ya gerçekten. Tabii ki ben Dilhan için yaparım. Üzerinizde hakkı var. O kadar izleyicimizin. Ama yani yürümem sadece. Aldığınız oyların yüzü suyu hürmetine.
Yolda ne olur, ne başınıza gelir bilemeyiz. Ama bugüne kadarki emekleri için bence bir şeyler söylemeye borçlusunuz. Şimdi varsa sorunuz siz de sorun arkadaşlar. Bakmak istiyorsan bakabilirsin. Hayır. Yan yana da güzel görünüyorsunuz. Ekrandan görüyor musunuz kendinizi? Aa, evet yine çok güzelim. Peki. Fenayim başa belayım. Maşallah diyeyim. Maşallah diyeyim. Peki, ilk soru. Tabii ki. Belki. Bundan sonra hiçbir şekilde Dilara ile birlikte olmam diyebiliyor musun Oğuzhan? Biraz yutkun birkaç bence tane. Bence bu da bir cevap ki. Değil mi? Bu kadar sessiz kalması da bir cevap. Ay dur. Tutsana şu kız düşecek. Aa, ikisi de girdi. Kurtarsana yahu. Hayır, onun yardımına ihtiyacım yok. Cevabını bekliyorum. Evet Oğuzhan, cevap bekliyor. Oğuzhan'ı dinliyoruz hala. Gülme öyle salak salak. Cevap vereceksen mi? Ya işte böyle şey salak salak, malak salak. Ya ben bunları Öykü Hanım yani. Yap. Ya başlamayın. Ama çok şeker oluyorsunuz da yapacak da bir şey yok. Ya yani böyle ağzından çıkan lafları kulağa bana söyle, duymuyor. Bana söyle, bana söyle. Efendim? Bana söyleme, el kol bana yapma, ona yap. Ya onu söyleyince anlamıyor ki zaten. Dinle, dinle bak ne diyor. Özür dilerim. Özür dilerim. Dilara salak salak. Bak. Yok günaydın çıkmadı geliyor yine bak, iğrençsin falan bak, bir şeyler diyor. Tamam bak, unut bir daha. Özür diledim ya hani. Ne için özür diledin? Şimdi bak karşınızda Dilhan var. Bak gerçekten çok ciddiyim arkadaşlar. Dilara ağzından çıkanı bu sorumluluğu almış olacaksın. Dilara da böyle yapıyor dedirtmek istemiyorsanız. Bir kendini farkına var. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Seni bekleme ihtimali olan başkalarını tanırsanız o karanlık günler, daraldım diyeceğin günler gözün önüne bir gelsin yaşadıklarından hatırlayarak onları bir hatırla. Hani umrunda mı değil mi şu an karar ver. Ona göre sorularımıza cevap verin. Dilhan tamam. için soruyorum. Soruyu tekrar ediyorum. Bundan sonra beraber olma ihtimaliniz var mı yok mu? Olsa. Murat'ın kontrat hikayesine aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Error verdi. Bak bizi yine bir gülme tufanı tutacak. Akşam PK atacağım. Ben cevaplayayım o zaman. Peki. Yani ihtimalimiz var ama şu anlık yok. Şu anda yok. Olsan? Öykü Hanım var desem de olmayacak. Çünkü ben var desem şimdi iki gün sonra yine aynı şeyleri yapacak. Yani benim karakterime uygun olmayan şeyler bunlar. Ki herkesin öyle şekilde. Yani bir erkeğe tamam, mesela... Dur tamam. Sakin mi oluyor? Sakin. Peki. Var mı başka soru? İlayda. Birbirlerini özlediler mi? Birbirinizi özlediniz mi? Ya araya çok zaman girmedi ama tabii ki de. Oğuzhan? Ben özlemedim. Peki. Özlemedin mi? Başka soru var mı? Buse? Yani ben his olarak merak ediyorum ve gerçekten dürüst olmalarını istiyorum. İkisine de soruyorum aynı şeyi. Gerçekten Dilhan olarak düşünmenizi istemiyorum bunu cevaplarken. Birbirlerini gerçekten seviyorlar mı? Sevgi var mı? Ben onu merak ediyorum. Yok. Sorulara kendileri cevap veriyorlar. Tamam. Dilhan için cevap alıyoruz. Tamam ama hani göz önünde on, yani doğru cevap versinler o zaman. İşte tamam onun için verecekler zaten. Okay. Yani tamam. Biz buradan sonra bunları sevgi böyle var bileceğiz. Mı? Yani sadece onu merak ediyorum. Hani yok biz küslük bitmesin konu diye konuşuyoruz bunu. Sosyal medya için değil yani. Evet. Az önce de baktım. Dilara sesin çıksın az. Ben mi cevaplayayım yani? Ha ikinize de sordum. Karşılıklı yani, sonuçta. Tabii ki de. Evet. Olsa. Peki. Tamam. Ama cevap verdiler mi? Verdi. Tabii ki dedi. Ha. Olsan da böyle yaptı. Murat'tan bir soru alayım. Oğuzhan'a soruyorum özellikle. Hı. Dilhan'ı mı daha çok seviyorsun, Dilara'yı mı? Hı. Oo, oha. Güzel bir soru. Ne ondan ne ondan.
Dilara olmasaydı Dilhan da olmazdı. Sevgi olmasaydı Dilhan da olmazdı daha doğrusu. O yüzden bunun cevabını vermeme gerek yok. Ben gidiyorum. Şimdi git köşede tek ayak üstüne dur. Peki, birer cümle. Bu yaşananlar üzerine, hani biz bunları yaşadık evet. Yani bireyselmişsiniz gibi belli ki hala ihtimalimiz var. Yani onu kapatmadık, kapıyı kapatmayalım. Güzel bir şey, umudumuz var, güzel. Biz en ufak umut ışığına tutunmayı severiz burada, tutunacağız da. Ama şu kameraya bakarak rica ediyorum. İkiniz de birer birer, yani ayrı ayrı fikrinizi söylemenizi istiyorum. Biz şunları şunları yaşadık, bundan dolayı yaşadık. Sizlere de bunu söylemek istiyorum. Yani bir Dilhan'a özel birer mesajınızı söyleyin. Tamam, ben başlayayım. Başla bakalım. Ben önceden de tabii ki kitlem vardı benim. Önceden de vardı. Hayatımda ilk kez ilişkimi sosyal medyaya taşıdım. Bu Oğuzhan'ın sayesinde oldu ve sizin sayenizde de oldu. Ya bitmesini de bu kadar saçma sebeplerden dolayı istemiyorum açıkçası. Şu anlık değil ama evde tutunmaya çalışacağım ve hislerimin arkasında durmaya da çalışacağım. Yani bunu kendim ve ilişkim için yapacağım. Desteğe devam etsinler mi? Tabii ki desteğinize de ihtiyacımız var. Evet. Oğuzhan. Dilhan ailesi sizin üzülmenize gerçekten katlanamıyorum. Siz üzülünce ekstra ben de çok üzülüyorum. Ama burada hisler öne çıkıyor. Hislerle hareket ediyoruz. Yani siz üzülmeyin ya da başkası üzülmeyin diye bir şey eğer yaparsak duygularımızdan farklı bir boyuta geçeriz. Tamamen rol olur bu. Neyse onu yaşıyoruz. Bittiği zaman çok üzülüyorsunuz, görüyoruz. Üzülmeyin ama bitmesinde rol olan kişi kim? İlk önce onu bence bulun, anlayın. Ona anlaması gereken şeyler söyleyin. Çünkü ben anlatamıyorum. Yani şu duvarı anlasam, duvar anlar mesela, bu kadın anlamıyor. Yani ben artık dilimde tüy bitti. Bir şeyleri anlatmaktan çok yoruldum. Demek ki bende bir sorun var. Demek ki hani sakalım da var, dinlenmem lazım ama olmuyor. Belki siz bir şeyleri anlatabilirsiniz. Belki sonu daha mutlu biter sizin açınızdan. Belki de bizim açımızdan. Sizi çok seviyorum. Her zaman da çok sevmeye devam edeceğim. Çünkü bana çok destek oluyorsunuz. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmıyorsunuz. Öpüyorum hepinizi. Peki. Teşekkür ediyoruz. Evet, alkışlarla sizi yerinize alıyorum.